6 Mart 1475'te Caprese, Toskana'da doğdu ve 18 Şubat 1564'te Roma, İtalya'da vefat etmiştir. Michel-Ange tüm zamanların en büyük sanatçılarının biri olarak kabul edilir ve Rönesans sanat hareketine katkılarıyla ünlüdür. Michel-Ange'ın sanat yolculuğu genç yaşta çizim için doğal bir yetenek gösterdiğinde başladı. 13 yaşındayken ressam Domenico Ghirlandi'nin çırağı oldu. Bu süre zarfında çeşitli sanatsal teknikler öğrendi ve sanat için derin bir tutku gelişti. Yeteneği kısa süre sonra onu sarayın yaşamaya ve klasik heykel okumaya devam eden Lorenzo de Medici tarafından tanındı. Michelangelo'nun en ünlü eserlerinden biri David, yani Davut heykelidir. Tek bir mermer bloktan oluşmuş heykel, Floransa Cumhuriyeti'nin gücünü ve direncini simgeleyen İncil'deki Davut figürünü tasvir eder. Sadece 29 yaşındayken tamamen Davut Rönesans heykelinin bir şah eseri olarak kabul edilir. Michelangelo'nun heykeltıraş olma becerisi onu Papa II. Julius'un mezarının önünde çalışmaya yönlendirdi. Bütün büyük bir anıt olması amaçlanan proje zamanın ve enerjisinin çoğunu tüketti. Ancak Papa ile çeşitli aksilikler ve çatışmalar nedeniyle mezar bitmemişti. Heykel çalışmalarında ek olarak Michel-Ange aynı zamanda yetenek bir ressamdı. Sanat eserleri yanında tablo çalışmalarıyla ünlüydü. Bu ortamdaki en ünlü eserlerinin biri Roma'daki Sistine Şapeli'nin tavanıdır. Papa II. Julius tarafından görevlendirilen projenin tamamlaması 4 yıl sürdü ve genellikle Batı sanat tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Tavan, ikonik Adem yaratılışı ve dahil olmak üzere İncil'den sahneler tasvir eden karmaşık fresklerle süslenmiştir. Yani fresk sanatını kullanmıştır. Michelangelo ayrıca mimarlık alanının damgasını vurdu. Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın baş mimarı olarak da atandı. İkonik kubbesini tasarlamaktan sorumluydu. Yenilikçi mimari çözümleri ve detaylara gösterdiği özen kubbeyi dünyanın en tanınmış yerlerinden biri haline getirdi. Michelangelo hayatı boyunca sayısız zorluk ve aksilikle karşılaştı. Sık sık yüksek beklentileri olan mükemmellik talep eden müşterileriyle mücadele etti. Bu engellere rağmen sanatın sırlarını zorlamaya ve kalıcı miras bırakmaya devam etti. Michelangelo'nun sanat dünyası üzerindeki etkisi abartılamaz. İnsan formunu böyle bir hassasiyet ve duyguyla yakalama yeteneği heykel alanında devrim yarattı. Resimleri renk, kompozisyon ve hikaye anlatma konusunda ustalığını sergiledi ve mimari tasarımları mümkün olduğu düşünülenlerin sınırlarını zorladı. Michelangelo'nun çalışmaları bugüne kadar sanatçılara ve sanat meraklılara ilham vermeye devam ediyor. Bağlılığı, tutkusu ve amansız mükemmellik arayışı her fırça darbesinde eski şeritinden belirgindir. Çırak olarak ilk günlerinden saygın bir usta olarak sonraki yıllara kadar Michelangelo'nun hayatı ve eserleri sanatın gücünün ve tarihinin en büyük sanatçılarından birinin kalıcı mirasının bir kanıtıdır.